Yaşama Dair programından herkese tekrar merhaba. Bugün elimde şahane bir kitap ve yanımda şahane bir insan var. En uzun yollar tek adımla başlar. Profesör Doktor Bilge Uzun. Geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Burada ağırlamak istediğim isimlerin başında geliyorsunuz. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Davetiniz beni çok mutlu etti. Ben teşekkür ederim bu güzel davet için. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Takip ediyorum heyecanla ve keyifle. Bilmukabele. Demek ki karşılıklı bir enerjimiz oluşmuş. Ne mutlu bana. Ben de sizi çok severek takip ediyorum. Kitabınızı okuduğum, çok keyif aldım. Bir başucu kitabı, öyle okuyup da köşeye bırakılacak bir kitap değil. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnkılap Yayınlarından çıktı. En uzun yollar tek adımla başlar. Ne kadar doğru bir söz. Ne kadar farkındalık dolu bir söz. Böyle başlayalım mı? Gerçekten en uzun yollar tek adımla başlıyor. Evet, gerçekten. Zor olsa bile. Eğer o enerjiyi bulabilirseniz kendinize, o ilk adımı atabilirseniz ondan sonrası geliyor zaten. Yani ona karar vermek ve niyet etmek. Onun için kitabın ilk uygulamalarından bir tanesi, uygulama önerilerinden bir tanesi niyetle başlıyor. Peki ya siz bu kitaba başlarken aslında zihninize bir dönün, gözlerinizi kapatın, neyi arzu ederdiniz bundan? Bir sene sonra, 5 sene sonra ve 10 sene sonra ne olmasını isterdiniz? Yani aslında kendi hayatınızın hayal mühendisi olabilirsiniz mesajı veren bir uygulamayla başlıyor. Ve gerçekten yolunuz ne kadar uzun olacaksa olursa olsun o ilk adımı atmanın ne kadar kıymetli olduğunu ve aynı zamanda da yolun kendisinin yolun sonuna henüz varmadan bile ne kadar keyifli olabileceğini vurguluyor. Tam da bu mindfulness kavramıyla birlikte, o anda olmak kavramıyla birlikte. Evet. Yani yolun sonu tamam önemli, kıymetli ama yolda olmak da çok kıymetli ve o yolu her an tadını çıkarabilmek. Sanıyorum. Kesinlikle öyle. Yolun sonunda ne olacağını düşünürseniz aslında o sırada yolda olanları kaçırırsınız. Tam da bunun için anda olmak, yolda olmak, yolun kendisinden keyif almayı öneriyor. Ve siz burada literatüre sanıyorum yeni bir kelime kazandırmışsınız. Fark andalık. Farkındalık değil, fark andalık. Yani anın farkında olmak. Evet, dil biliminde teleoloji diye bir alan var. Orada aslında o İngilizce'deki brunch'ın birleşmesi gibi, yani breakfast'la lunch'ın birleşmesinden oluşan o geç kahvaltının birleşmesi gibi, burada da fark etmek ve anda kalmanın birleşimiyle aslında fark andalık kavramını önermiştim. Çok güzel. Bana şeyi hatırlattı. Yayın öncesinde de istişare etmiştik, konuşmuştuk sizle. Mehmet Şakiroğlu'nun Mutsuzluk diye bir kitabı çıktı. Onu da çok tavsiye ediyorum. Hatta Mehmet Hoca'yı da bir gün burada ağırlamak istiyorum. O da mutluluk yerine ya da mutsuzluk yerine mutsuzluk kelimesi. Evet, Mehmet, sevgili Mehmet'i buradan da alıyoruz. ODTÜ'den arkadaşım, doktoradan evet, birlikte. Evet, belki de ODTÜ'nün suyu, toprakları belki bize böyle yeni yeni kavramlar oluşturtuyor. Evet. Hocam siz bu yolculuğa çıkarken, mindfulness, farkındalık yolculuğuna çıkarken çok da fazla ülke gezmişsiniz. Ben çok şaşırdım. Onlardan kısaca bahsedip kitaba biraz girmek istiyorum. Kitap benim için çok önemliydi. O yüzden izleyicileri de özellikle anlatmak istiyorum kısa kısa. Hatta bir programda 15-20 dakikalık programda bitecek de bir kitap değil. O yüzden biz bu kitabı daha çok konuşacağız gibi duruyor. İnşallah ilerleyen günlerde. Evet, teşekkür ederim. Profesör Doktor Bilge Uzun, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde öğretim üyesi. Lisans, yüksek lisans ve doktora programını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Ama ben şuralara gelmek istiyorum. Amerika'da eğitim aldı. Ardından Hollanda'da buldu kendini. Bir akademik konferansta Japonya'da bulundu sonra. Malezya ve Singapur'da, Güney Afrika'dan. Hatta Afrika'ya yine yakın zamanda gideceğinizi biliyorum. Ve sonra bulacağım ben budayı diyerek çıktı. Uzun yolculukta bir sonraki durağı Nepal ve Hindistan oldu. Buldu mu dersiniz? Buldu. Mevlana'nın ikiz kardeşi olarak hem de çok çarpıcı. Adına da farkındalık koydu. Mindfulness'la karşılaşmam aslında bir akademik çalışma çerçevesinde olmuştu. 2012-2013 yıllarında İngiltere'de Roehampton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışırken, Türkiye'yi temsilen çalışırken, bir yıl Londoner yaşamım oldu. Yani İngiltere'de yaşayıp orayı doğrudan hissettiğim zamanlardı. O sırada akademik çalışmalar, yani bilimsel çalışmalar yaparken karşılaştığım bir kavramdı aslında. Felsefesine henüz girmeden.
Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde, Başakşehir Üniversitesi'ne başladığımda, Başakşehir Kolejleri için bir okul müfredatı oluşturmamız istendi. Genel müdürlük ekibiyle birlikte. Ve de henüz bilinmiyordu değil mi hocam? Evet, evet, henüz çok fazla bilinmiyordu. Ve böylelikle aslında yine bir akademik girişimle felsefenin bana öncelikle ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Yurt dışı deneyimleri, yurt dışı seyahatleri, farklı kültürler, diller oldum olası ilgimi çeken alanlardır gerçekten, ama mindfulness ile ilgili olarak onun sekülerliğini daha iyi anlayabilmek için düştüm peşine. Yaklaşımın Budizm geleneğinden geldiği söyleniyor. 2500 yıl önce Paskalya tasavvuflarında olduğu ya da Buda'nın öğretilerinde olduğu söyleniyor. Ama gerçekten böyle miydi? Bir Anadolu çocuğu olarak aslında dini de, öğretileri de, insanlığı da, güzelliği de annemden öğrendim. Ve burada bu dini yaptırımlarla öğrenmedim. Mindfulness yaklaşımında bize öğretilen şeyler annemin bana öğrettiklerinden çok farklı değildi. Affedici olmak, başkalarıyla ilgili ve kendimizle ilgili iyi şeyler hissetmek ve düşünmek, yardımsever olmak, bizim kültürümüzde şey vardır ya, komşun açsa senin tok olman aslında bizden değildir. Bizden değildir diye. Evet, aynen bu yaklaşımların gerçekten bizim kültürümüzde de olduğunu gördüm. Ve bir an dedim ki peki Budizm'den, Buda'dan aktarılan bu kavram bizim kültürümüzde de var. Gerçekten Buda mı, Buda'nın öğretilerinden mi diyerek peşine düştüm bir taraftan. Hollanda baktığınızda bir Avrupa ülkesi ve hiç olmadık yerde Amerika'da öğrendim. Amerika'da düşünün ki bir şapelde Budizm'den geldiği söylenen bir yaklaşımın eğitimini alıyorsunuz. Komik geldi bana. O zaman bu Hindistan'da, Nepal'de olması gerekiyor galiba diye. Oradan Hollanda'ya gittiğimde, Hollanda'yı biliyorsunuz genellikle böyle keyif ülkesi olarak geçer. Fakat Hollanda'ya daha önce gidişlerimde fark etmediğim şeyleri bu mindfulness konferansında fark ettim. Peki ya sonra biraz daha doğuya gitmek gerekiyor diye düşündüm. Japonya'ya gidip oradaki kültürü izlemeye çalıştım. Malezya, Singapur, buralara gittiğimde hep o kültürleri, o arka sokakları, insanların yaşam tarzlarını anlamaya çalıştım. Bizzat içinde olmak. Evet. Bir insanı anlamak için aslında sadece mindfulness'ın özünde önerileri de odur. Dikkatinizi dikkat nesnesi olarak belirleyip sakin bir şekilde yargısızca gözlemlemek vardır. Yapmaya çalıştığım şey çoğu zaman oydu. Bir bankın üzerine oturup insanların geliş gidişlerini, onların davranışlarını, yüz ifadelerini, o an da oradaki havayı, atmosferi izlemeye çalıştım. Ve küçük kasabalarına gidip ya da hiç olmadık yerlere gidip oradaki ritüelleri görmeye çalıştım. Mesela Nepal'e gittiğimde ilgimi çeken aslında bir ölünün ardından yaptıkları törendi. Öyle şaşırdım ki gerçekten. Yakın zamanda babamı kaybettim mesela, aklımdan bu geçiyordu. Bizim kültürümüzde nasıl daha farklı yaşanıyor? Ama Budizm'de yeniden doğuş, Hinduizm'de reenkarnasyona inanılır. Budizm'de yeniden doğuşa inanılır. Aslında o ruhun öncelikle biraz dolanıp daha sonra başka bir canlıya nefes olmasını getirdiğinden. Bizde de baktığınızda çok farklı bir şey değil ama biz ağlayarak yolculuyoruz, toprağa koyuyoruz ama orada da gökyüzüne savruluyor, semaya bırakılıyor ve arkasından danslarla, kokularla, farklı dumanlarla ve bazı çocuklara bırakılan öğretilerle yolculanıyor. Nasıl olabiliyor ki böyle bir şey dedim. Çok ilginç. O zamana kadar yakınımdan birini kaybetmediğim için bizim kültürümüzdeki o ritüelleri doğrudan yaşamış değildim gerçekten. Dediler ki, bizim dinimizde de ağlamak çok tasvip edilmez. Hani bir hüzün mutlaka olacak ama onların yollama şekli tam bir ritüel. Evet, çünkü aslında yaşlı bedenin bu bedenden ayrılıp huzura kavuşacağını ve aslında Tanrı'ya ulaşacağını, Budizm'de Tanrı inancı yoktur mesela ama bu tanrısız oldukları anlamına da gelmiyor. O yüreğindeki ışık olarak tariflenir genellikle ve aslında bizdekinden de çok farklı değil bir taraftan, çünkü bunu bir kendi seyahatimiz, kendi yolculuğumuz diye bakar ya, yani Allah'la bizim aramızdadır, o kalbimizdeki ışıktır, o giden ruh da aynı şekildedir. Öyle bir bakış açısı var ve onu yeni bir hayata yolculadıkları için öyle güzelliklerle yolculuyorlarmış. Peki yaşam esnasında Bilge Hocam, onların da bizim gibi bu hayatın bir kıymeti olduğunu, bunun bir yolculuk olduğunu düşünüyorlar
muhakkak değil mi? Yani bu kıymetli bir yolculuk. Ve bu yolculukta illa hedef odaklı değil, yolda olmak, yolun tadını da çıkartmak, anda kalmak. Bunlar ortak değerler. Kesinlikle sanırım. Öyle. Zaten ortaklıklarını gördüm. Onun için bulacağım ben bu Buda'yı. Gerçekten Buda'dan mı bu diye çıktığım yerde Sufizmi, Mevlana'yı buldum. Bizim kültürümüzü buldum. Onun için de dedim ki şimdi uluslararası makaleler yazıyorum bir taraftan. Akademik tarafım da devam ediyor. Ve bütün dünyaya söylemeye çalışıyorum aslında. Hayır, evet. Yani Budizm'den geldiği söylenmiş olabilir ilk kaynaklarda. Çünkü bunu ortaya atan kişinin kendisi bir zen ustası olduğu için bunu söylüyor aslında. Ama bizim kültürümüzde de var. Konya'ya gittiğinizde çok rahat buluyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Sufizmi okuduğunuz zaman Mevlana ile Şems'i okuduğunuzda, araştırdığınızda o yaklaşımların birebir benzerlerini görebiliyorsunuz. Bu oruç tutmaktan tutun da halvette 40 gün halvete gitmekte, mağaralara gitmek, öğretileri aktarabilmek gibi konularda bizde de çok ortaklığını görüyoruz aslında. Yani illa Buda'dan medet ummak yerine Mevlana Hazretlerine de yönelebiliriz bu durumda. Evet, hep söylediğimde bir şey vardı. Mesela bu mindfulness yaklaşımı o MBSR'larla falan da alakalı olarak ben annemden babamdan Anadolu kültürüyle doğmuşum ve lotus'a oturur şekilde ya da meditasyon yapmak yapabilir şekilde bir öğreti almamışım çocukluğumda. Yoga yapmayı bilmiyormuşum. Siz hiç babanızı gördünüz mü bacağında tight'la yoga yaparken mesela, ya da annenizi evin köşesinde 45 dakika uzanıp böyle mumlar yakıp elleriyle om derken? Hayır, evet. Bunu görmedik ama tefekkürü gördük anneannelerimizden, annelerimizden. Evet. Ya da namazı gördük yoga hareketlerine benzer bir şekilde ve tam olarak şunu dedim. Evet, nörolojik olarak çok etkili bir yaklaşım. İnsanlığı insana tekrar hatırlatan, bedenimizin önemini vurgulayan çok güzel bir yaklaşım. Ama benim kültürümde yüzyıllar önce oluşmuş, çok kıymetli bu kültürde annemin babamın, yeni yetme çocukların öğrenebileceği bir yaklaşım, ancak bize uyarlanmış bir yaklaşım da olması gerekiyor. Benimseyemeyiz değil mi öbür kültürlüğü? Kesinlikle. Yani çocukluktan itibaren görmediğimiz şeyleri nasıl benimseyebiliriz? Hocam, anda kalmak için işte namaz kılmak, oruç tutmak, ondan sonra tefekkür etmek, inzivaya çekilmek, belki bunlar hep anda kalmayı destekleyen unsurlar değil mi? Kesinlikle bunların paralellerini görüyoruz zaten mindfulness'ta. Onun için de benim de çabam, bulacağım ben bu Buda'yı derken aslında mindfulness yaklaşımı gerçekten Avrupa'yı bir yaklaşım mı, Batı'da ünlü olmuş ama Doğu'da ortaya çıkmış. Biz de Doğu'yuz baktığınızda. Bizde de etkilerini çok görüyoruz. Çocukluğumuzda biz de öyle öğretilerle büyümüşüz. İyi ki de öyle büyümüşüz. Evet. Önemli olan bunun fark andasında kalabilmek, farkında olabilmek. Daha konuşacak çok fazla konu var ama inanın ben bir iki dakika geçti zannettim. Yönetmen uyardı, 20 dakika neredeyse olmuş bile. Evet. Bu kitabın üzerinde, anda kalmak üzerinde, mindfulness üzerinde daha konuşulacak çok konu var. Sizin gibi de bir insan bulmuşken karşımda, inşallah daha sonra beraber daha nice programlar çekmek üzere. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de çok isterim. Kitap kişisel gelişim grubunda görünse de aslında içinde anlatı var her bir bölümde ve bir uygulama ve aynı zamanda öyküler var. Onun için tam olarak bir kişisel gelişim kitabı değil, biraz daha psikoloji anlatımı olarak da değerlendirebiliriz. Ve kesinlikle alıp böyle rafa kaldırılacak bir kitap değil. Her zaman böyle başucumuzda olması gereken, dönüp dönüp tekrar bakmamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bilge Hocam, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yaşama dair her alanda konuşacağımızı vaat etmiştik. Bir sonraki bölümde yine alanında uzman bir kişiyle beraber burada olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi.